Mehmet Tezkan, memleketi rüya kardeşimiz mi yönetiyor? Yıllardır bu ülkeyi yönetenler zaten rüyada yaşıyor diyebilirsiniz ama bu rüya farklı. Elli ayaklı, elle tutulur, gözle görünür insan. Gazeteci gibi, devletin başı Türkiye'nin en önemli meselesinde onun fikrine başvurdu. Rüyaya, halk TV ekranlarında sabah yayınlanan neden sonuç programında iki gündür dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Erdoğan büyük bir oyun planı kurdu. Adına Kürt açılımı mı dersiniz, çözüm süreci mi, demokratik açılımı dersiniz, ne derseniz deyin, AKP bu süreci denedi başaramadı. Sebepleri çok farklı tartışabiliriz, tartışmalıyız. Belli ki önümüzdeki günlerde uzun uzun konuşacağız. Neden mi? Cumhur İttifakı yeni bir çözüm sürecinin, Kürt açılımının kapısını araladı da ondan. Süreç şöyle başladı. Bahçeli Dem Partisi'nin sıralarına gitti, el sıktı. Bunun planlı bir hamle olduğunu ilan etti. Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda yaptığını söyledi. Akabinde Erdoğan Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Önemli şeyler olacağının işaretiydi. Erdoğan 12 Eylül Anayasasından kurtulmalıyız dedi. Dem Parti de aynı şeyi söyledi. Bahçeli Türkiye Partisi olun diye çağrı yaptı. Dem zaten öyleyiz yanıtı verdi. Anladık ki sular Fokur'da masa bile ısınmaya başlamış. Hadi ısınmadı diyelim ısınması için ateşe konulmuş. Ne olur? 1. Güneydoğu'daki illeri yöneten Kayın Belediye Başkanı düzenine son verilir. Ya görevden alınan belediye başkanları görevlerine döner, ya da belediye meclisleri yeni başkan seçer. Yani belediye deme teslim edilir. 2. Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmaz. 3. Selahattin Demirtaş ve hapiste olan yüzlerce Kürt siyasetçisi tahliye edilir. 4. 3 yıldır tecrit altında tutulan Abdullah Öcalan'a görüşme izni çıkar. O da süreci destekleyen demeçler verir. En mühim soru şu bu akışa MHP ne der? Daha doğrusu Bahçeli daha önce yaptığı gibi taş koyar mı? Aldığım izlenim şu, Cumhur İttifakını ayakta tutmak için sessiz kalacağı. Geçmişte söylediklerini yutacağı dün Dem ile el sıkıştı, yarın kucaklaşabilir bile. Bu meseleyi ciddiyetle ele almamız, derinlemesine tahlil etmemiz, günlerce konuşmamız gerekir ama AKP Genel Başkanı dün TBMM çıkışında işi sulandırdı. Nasıl mı? Şöyle haberi aynen aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki grup toplantısının ardından gazeteciler tarafından yöneltilen biz her türlü işbirliğine açığız dediniz ama DEM Partililer somut adım yok diyorlar. Somut adım olabilir mi? Bekleyelim mi? Sorusu üzerine orada bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a dönerek Rüya ne diyorsun? diye sordu. Soru üzerine Rüya Akkuş bence beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim şeklinde yanıt verdi. Akkuş'un cevabı üzerine bir başka muhabir Erdoğan'a Siyasette ılımlı iklim sürecek mi diyorsunuz? Sorusunu yöneltti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, rüya verdi cevabını, dedi. Gördük ki, siyasetin seyri rüya kızımızın iki dudağı arasında. Veya memleket meselelerinin gidişatı. İktidarın yıllardır sürdürdüğü CHP bölü saat DP, PKK, FETÖ, dık hepsi bir hepsi terörist söylemine devam dese, kutuplaşmadan vazgeçmeyelim mesajı verse yandı gülüp keten helva. Allah'tan rüya kızımız ılımlı çıktı. Aklı selim çıktı. Yumuşama, uzlaşma, açılım kapısını araladı. Bu sebepten başlıkta Memleketi Rüya Kızımız mı Yönetiyor dedim. Yarından tezi yok. Enflasyonla mücadelenin seyrini, yeni yılda asgari ücretin ne olacağını, İsrail'in Türkiye'ye saldırıp saldırmayacağını, emekliye yüzde kaç zam verileceğini, benzin fiyatını, döviz kurunu, aklımıza takılan tüm soruları Rüya Kızımıza soralım. Rüya kızımız yeni Sadık abi olur mu? Sadık abi de kim diyeceksiniz? Hani ABD'den ithal ettiğimiz Merkez Bankası başkanı vardı ya, Gaye Hanım. Çarşı pazarın halini kapı görevlisi Sadık abisine sormuştu ya, geldiği gibi gitti. Rüya kardeşimiz Sadık abi gibi olur mu?